Hayırlı akşamlar efendim, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Taze, yepyeni videoda tekrar beraberiz. Evet, biraz önce okuduğum habere haberden dolayı bir video yapma yapayım dedim. Ee, şöyle ki, Hollanda basınına düşen haber, ee, Poyraz Yıldırım'ın Efe Poyraz Yıldırım'ın ayaksın radarına girdiğiyle ilgili bir haber çıkmış Hollanda'da. Yaklaşık 5-10 dakika önce okudum. Gerçi haber da biz e, 10 saat önce yalnız düşmüş. <laughs> e, şöyle 5 tane genci hatta kimi görüyoruz burada? 63 numara kimdi? 56 galiba Efe Poyraz. Abdurrahman var bu resimde. Malkoç oldu olabilir. Bir iki oyuncu daha var. Gençler onları tanımıyorum tam. Ee, şimdi haberi şöyle e, söyleyelim tabi bu arada transferlerle ilgili de bir şey söyleyeceğiz daha bir haber daha bir çıt çıkmadı transferde e, yaprak oynamadı da bunlarla ilgili de bir şey söyleyeceğim ama bu haberi isterseniz size tam manasıyla Hollanda basında düşen bu haberi Google Translate yaparak özellikle sizi de size de sunmak istiyorum. Şuraya yapıştıralım. Poyraz Yıldırım fan Trabzonspor. Trabzonspor forması giyen Poyraz Yıldırım Ayaks'ın radarına girdi. 19 yaşındaki Santrafor kendi ülkesine büyük bir yetenek olarak biliniyor. Ve bu nedenle mutlak en yüksek fiyata mal olması gerekiyor. Türk medyasına göre Trabzonspor'un 15 milyon eurodan az olmayan bir fiyatı var. Demek ki... E, Türk medyasına göre Türk basınından ne zaman düştü bilmiyorum Ayaksan ilgili ama ben denk gelmedim, görmedim. Benim için bu ilk haber. Ayaks'ın Yıldırım için 7,5 milyon euroluk bir teklif yapması beklendiği için arz ve talep arasında fark şu anda çok büyük. Böyle bir teklifin olacağı bildiriliyor. Geri kısmını yine translate yapalım. Şöyle ki Bu resim şimdi niye büyüdü ya? Allah'ım dondu. Evet. Şuraya kadar yapmıştım. Yıldırım is Yıldırım olarak evet soyadı Yıldırım'dı. Orayı da hemen çabucak geçeceğim güncel konularla ilgili bir şeyler söylemeye çalışacağım. Söylediğimiz transferler de tek tek gidiyor. Yıldırım Süper Lig'de kendini kanıtlamış bir isimden başka bir şey değil. Forvet son yıllarda Trabzonspor'un 19 yaş altı milli takımında büyük yankı uyandırdı ve son iki sezonda Türkiye'nin en iyi gençlik liginin en golcü oyuncusu oldu. U19 Süper Lig'de 18 lig maçında en az 17 gol atan Yıldırım, geçen sezon en az 17 gol attı. Bu nedenle genç enternasyonal gelecek için bir yetenek olarak görülüyor. Bu nedenle gelişimi yakından izlenmektedir diyor. Yine aşağı bölüme gidelim. Orada da Ahmet Can'a kısa bir şey ayırmışlar. Ne diyor ona? Şurayı da hemen kopyalayıp şuraya en son tak tak tam manasıyla. Orada da Hollandalı bir oyuncu Avrupa Şampiyonası yedek kulübesinde olacağını zaten biliyor. Berbat. Hollandalı bir oyuncu. Halbuki Ahmet Can'a diyor da Yıldırım genç yaşta Trabzonspor'dan Ayaks'a geçiş yapan ilk oyuncu olmayabilir. Amsterdam akibi Ahmet Can Kaplan'ın gelişi için 2022'de Türk alt topçuya böyle çeviri yapılmış Türk futbolcuya 9,5 milyon euro ödedi. Merkez defans oyuncusu da büyük bir yetenek olarak görülüyordu. Ancak başlangıçta Ajax'ta spot ışıklarından çıkmadı. Aylarca sakatlıklarla boğuşan Kaplan sadece son sezonunu yaşadı. Yani son bu sezonda yani sakatlıktan kurtulup takıma e, girdi babında onu demek istiyor. Evet gördüğünüz gibi e, Ajax e, hatta şeyi sattı aldı 9,5-10 milyon euroya konser oğlunu almıştı. E, e, şeyden Porto'dan. Bu yıl orada kiralık oynuyordu. Tekrar onu da sattı oraya. E, böyle e, genç yeteneklere zaten yatırım yapan bir takım. Yani e, Poyraz Efe Yıldırım demek takip ediliyor çoktan beri. Ben şunu düşünüyorum ama madem böyle bir yetenek var. Trabzonspor bu geçiş döneminde bu sene bu oyuncular niye yaralanmadı mesela? İlginç. Ee, yani gençlere, e, genç oyunculara ne kadar... Şimdi biz bu oyuncularla ilgili bir de şunu söyleyeceğim. Tam bir şey de e, fikrimiz olmuyor bu oyuncularla ilgili. Çok az görüyoruz. Mesela biz eskiden Trabzon'da bizim gençlik işte ortaokul, lise dönemlerimizde biz bir oyuncuya toprak sahada da görürdük yani. Hami, Mandrallar, Yavuz Selim'de, Hamdiler, işte Metin Diyadinler, Hayrettin Aksoylar falan. Büyük Hamdiler, Küçük Hamdiler, sonerler. neyse. Bu futbolcularla ilgili bir fikrimiz, zikrimiz olurdu yani. Ama bu oyuncuları biz çok az seyrettiğimiz için bir fikrimiz de olmuyor. Yani onlarla ilgili ben hatta Hami ile ilgili çok önceden videolar da mı söylemiştim? Yani Hami Mandıralı ile ilgili 15-16 yaşında bir fikrimiz vardı. Söylerdik yani gençliğimizde ama şimdi bu çocukları toplumun önüne yani toplumun seyretmesi için işte orada A takımda yani görünmüyorlar. Hami Mandıralı kaç yaşında oynuyordu ya ben 86'da galiba 17-18 yaşında başlamıştı yani yedek de olsa giriyordu. Bu çocuklar Bundan faydalanan faydalanılmıyor. bunun neticesinde de Trabzonspor bakınız şöyle bir şey söyleyeceğim. Borç artıyor diyeceğim. Bugünkü daha bismillah ya bu adamlar aralarında böyle kavga ediyorsa Türkiye'de bir kupa için neler yapmaz bunlar ya. Hatta bunun biz video yapmadığımız için şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle bir şey söyleyeyim. 2-3 gün önce mi neydi? Fenerbahçe kongresini rüyada niye ise artık ya bir karışık görüyorum, bir karışık görüyorum. Hatta video yapsam söyleyecektim ve bugün bu iş patlak verdi. Yani daha bismillah. Yemin ediyorum iki, 3 gün önce e, bunu ben böyle bir karışık gördüm. Hatta başka şeyler de gördüm de onu e, söylemeyeyim. Çok karışık yani gördüm. E, ne alaka işte Fenerbahçe ama e, arada yani şu iki, 3 gün önce veya video yapabilmiş olsaydım onları da söyleyecektim Trabzonspor'un bir de Muhammed Şam var bununla ilgili yine video yapamadık bunu belki bir hafta önce okumuşumdur Muhammed Şam'a mesela Belçika Kulübü kentin bir var onu okudum Belçika basınına düştü ama diyor rakibi diyor e, o yazıda şunu görmüştüm e, Trabzonspor e, Trabzon Spor diyor finansal açıdan daha çok ona olanak sunuyor. E, bu var ama bonservis olarak da onlar sanki e, biraz e, at başı önde gibi sanki öyle bir şey anladım yazıdan. Hatta orada e, anket yapılmış seyircisine sorulmuş e, Muhammed Şam'ı e, ister misiniz diye yüzde seksende o ankette oy alıyor yani kabul görüyor. E, burada e, Artık transfer sezonu şurada açılmasına ne kadar kaldı? Bakacağız. Söylediğimiz oyuncular tek tek gidiyor. Mesela şey gitti. E, bu Tosun diyordum. Tosun Ada Adabiyaromine Fulham'dan. Zaten serbest statüdeydi. Şeye gitti. E, Chelsea'ye gitti. Bedelsiz zaten. E, mükemmel bir stoperdi bence. Geçen isimler hakkında şu anda çok seyretmedim. Kürtçe Cedric Kirp'e geçiyor. E, onunla ilgili tam e, şey diyelim konuya, yani, hakim diyelim. Onunla ilgili şu anda tam bir şey söylemeyeceğim. E, o da galiba serbest statüde. E, şunu söyleyeceğim. Mesela e, Trabzonspor şöyle bir şey de geçiyor. E, Hoca ile ilgili. Bakın bugün e, Galatasaray bile şampiyon oluyor? Ama böyle suni krizler veya suni kriz de olabilir bilmiyorum. İşte yönetici Erden Timur'la ilgili sıkıntılar oluşabiliyor. Suni mi bilmiyorum. E, Trabzonspor'da zamanında oldu şampiyon. Beşiktaş'ı da gördük. Başakşehir'de tırnak içinde oldu. Ama sonucu sürdürülebilirlik açısından yani bir şampiyonluk bir şampiyonluk için takım bu kadar borca sokulup şampiyon olacaksa ve sürdürülebilirlik de olmayacaksa bunun bir manası yok. Bu genç oyuncular Trabzon'da bu şehir her zaman bir genç oyuncu üretmiştir. Bizim olduğumuz dönemler orada yaşadığımız dönemler ben hep görmüşümdür. Trabzon Spor'da belki Trabzonspor'a çıkamamıştır ama başka bir şehire gidip işte İstanbul'da veya Metin Diyadin gibi gençler birliğine gidip bir sürü oyuncu Avni'ler gibi Avni abiler gibi yol spordan bildiğim benim hatırladığım kadarıyla Gençler Birliği yolculuğu başlıyor. Bu oyuncuları Trabzonspor kaçırmıştır. Gözünün önündeki oyuncuları görememiştir. E, bir takım buna hocalar yönetimler diyelim hataları onların hataları sonucunda Trabzonspor bu gibi oyuncuları kaçırmıştır. Bugün e, mesela İstanbul'da ben duydum işte bir Giresun'da orada teknik direktörlük yapıyor amatörde. Gazi Osman Paşa işte bir de Bayram Paşa'ya mı dedi? Oralar Trabzon ve Arnavut kökenli mi oyuncuların olduğu. Mesela Semih Kılıçsoy okuyorum ben. Kaçmış resmen Gazi Osman Paşa ya yetişme. Ya bu şeyi yeni öğrendim. Tonyalıymış çocuk. Sarıyer bir de futbolcu yuvası yani Cemil Turanların yani birçok oyuncunun Çıktığı yer Bertu Yıldırım, oradan e, Hatay'a mı ne gidiyor işte bir İstanbul takımı yine geçmişimi var, e, Tonyalı, e, bu tip oyuncuları Trabzonspor kaçırıyor. Yani bu çok basit örnekler yani aklıma gelse de bir sürü oyuncu sayarım. Zamanında Oğuzhan Öz Yakuplar falan, e, bir takım e, yönetici bir iş bilmez yöneticiler sayesinde bu esnaf olan bir yönetici, futboldan anlamayan bir yönetici e, ne anlar oyuncu almadan diyelim o kadar e, vermemize gerek yok isim. Onun için e, burada e, Trabzonspor'un e, geleceğini açısından da yetiştirici hocalara da ihtiyacı var. Bugün e, işte şöyle bir şey e, Türkiye'de var. Türkiye'de e, yine biz ezber bozalım. İşte Hoca e, şampiyonluk yaşamış. E, Pioli de yaşadı Milan'da ama gönderiyor. Veya Savi de bir ef, e, Barcelona efsanesi olan Savi de şampiyonluk yaşadı ama hiç gözünü yaşına bakmıyor. E, planını, projesini e, kulüp önüne koyuyor. Ben bu projemi hangi hocayla yapabilirim? Ona göre e, işini yapıyor. Planlarını, projelerini işletmeye çalışıyor. Burada kişilere takılmama, e, takılmamak gerekiyor. Onun için Trabzonspor e, hele bu e, Ajax Bright for Op, Poyraz Efe Yıldırım dediği zaman e, başlıkta fan Trabzonspor burada demek ki e, Ajax'ın bakınız ki Ajax bile ne tam Türkçesi şey yap Ajax Trabzonspor'dan Poyraz Yıldırım için teklif hazırlıyor diyor. Ve bunu da başlıkta yapabiliriz değişik biçimde veya e, ee, bununla ilgili e, bir şeyler söyleyelim dedim. Transferler daha başlamadı. Bu arada Uğurcan Çakır ile lan ilgili şunu söyleyeceğim. Tam Fenerbahçe Olimpiyakos'u oynarken mi dedim mi demedim mi onu tam hatırlamıyorum. Şimdi onunla ilgili de mesela Uğurcan e, alternatifi o söylemiştim galiba tam hatırlamıyorum veya bir sosyal medyadan paylaşmıştım, yazmıştım. Bu Olympiakos'un kalecisi 2001 doğumlu ee, hakikaten iyi bir çizgi kalecisine, iyi bir kaleciye benziyor. Ee, onunla ilgili bir yaptırımım olur eğer Uğurcan sonrası 2001 doğumlu. Zaten Onurcan var daha, Onur, Onur Alp Çevik, Çevik Kan var. Ee, Trabzonspor burayı doldurabilir ama 10 milyon euro Yine bu Abdülkadir Ömür'de olduğu gibi 10 milyon eurodan bahsediliyor Uğurcan Çakır için. Ben öyle acele etmem. Avrupa Şampiyonası'nın sonrasını beklerim. Ve e, Uğurcan Çakır 10 milyon eurodan bence daha fazla edebilecek kaleci. E, orada e, Trabzonspor daha iyi rakamları yakalayabilir. Burada uçmama adına bir şey söylemiyorum ama hele Arabistan'dan bir teklif gelirse... 20 milyon eurodan kapıyı açarım. Hiç gerçekten şakası yok. 20 milyon eurodan kapıyı açarım. İşlerine gelirse. Bugün Luis Felipe'ye adam şeyden Betis'ten aldı 30 milyon euro veriyor. Yani bizim şeyimiz yok mu yani? Yani sen genç bir oyuncunu ayaksa 9.5 milyon euroya sattın. Burada Trabzonspor iyi bir satış politikası izlemesi gerekiyor. Futbolcularını çerez parasını satmaması gerekiyor. Abdülkadir Ömür gibi. bir de şunlar ilgili bir şey söyleyeceğim şeyle ilgili yani bu Fenerbahçe Kongresi ve dolayısıyla bu daha kendi aralarındaki bu sürtüşmeyi çarpışma ile ilgili şunu söyleyeceğim. Bu 2011'in hala yansımasıdır bana göre. Burada benim görüşüm, benim fikrim şöyle bu işin içinden şöyle çıkamıyorlar. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık misali. Şimdi 2011'de Aziz Yıldırım onları kimin gammazladığını biliyor. Bu nefret buradan geliyor bence. E, dolayısıyla bunu da söyleyemiyor. Şimdi Fenerbahçeli bunu nasıl söyleyecek dediğim gibi aşağı tükürsen sakal bunu söylemiş olsa benim fikrim. E sen Fenerbahçe'ye o zaman gammazlamış oluyorsun. Sen diyeceksin ki bak biz yaptık bunu ama diyemez ki onu. Bunu yaptık ama bizi kim ihbar etti? Bir bu İki ve bu kurşunlanma olayla ilgili bir şey söyleyeceğim ve bu olaylar şunu gösteriyor. Orada 2014'te Başkan Aziz Yıldırım yine ona operasyon çekenler bunu yaptı görünüyor. Çok basit. Bu kongredeki e, ne bu zaten çoktan beri de hem de düşündüğüm bu nefret hala birbirlerinden nefret edilmesi e, ve bu şekilde olayların devam ede gelmesi. E, bunu gösteriyor. Benim tahminimce e, kılıçlar çekilmiş ama Fenerbahçe için bunu e, söylemeye e, cüret edemiyorlar. Çünkü o zaman diyecekler ki sen nasıl Fenerbahçelisin? Bunu söyleyemiyorlar. E, orada bu hala bu olaylar 2011 Şike'nin yansımasıdır. E, orada e, İspiyonculuklar e, ve bir takım olaylar bence cereyan etti. E, ve hala aralarında problem var. Ve çözülecek gibi de değil. Görünen o. Çünkü şike olayı çözülmeden e, onu da açıklayamazlar. Onu açıklayamıyorlar. E, açıklayamıyorlar. Böyle sürüncemede kalıyor. Dediğim gibi bu evet görünen köy kılavuz istemez. Artık anlaşılmıştır ki çünkü o zaman en yakın yönetici o. Demek başkan olmak istiyor o zamanlar. Aralarında o zamandan beri cereyan eden kendisi yönetici o zaman. Daha başkan değil. Olaylara yakın takip ediyor. işleri biliyor. Nerede, nasıl şike yapıldığını ve Aziz Yıldırım'ın bu nefreti bence oradan kaynaklı kesinlikle ama bunu kamuoyuna söyleyemiyorlar olay bu bunu da böyle belirtelim dedim başka bir olayımız var mı transferler stoper olayı ha, bu Fernandez gidecek galiba inşallah doğrudur o haber Espan Espanyol mu işte ikincilikten bir takımın talip olduğu yazılıyor çiziliyor e, Trabzonspor bu orta saha işini hallederse o iki önemli adamı iki e, bu arada tabii şeyle ilgili de Mendy ile ilgili de Crystal Palace'ın haberleri var. Doğruysa e, o da en az 10-12 milyon euro 10 milyon euro ve yukarısını getirecekse satılabilir ve oraya e, Lundstram alındı gibi onun yanına bir adam daha o zaman alınacak. Tabii bizim söylediğimiz adamlar oraya şey gitti galiba Barreiro e, ee, Barreiro hatta salı günü Lüksemburg'daydım. Hakikaten o Lüksemburg milli takımında oynuyor. Orada bir adres sorduk. Adamlar şey Portekiz. Çok Portekizli var o Lüksemburg'da. Lüksemburg milli takımında da oynuyor. Oradan gitti şeye zaten. Ee, bir Alman takımına mı önce Mainz'a mı e direkt gidiyor? Hakikaten e, Barreiro gitti galiba herhalde. Ülkesine dönecek. Tra bir oyuncu daha vardı da. Ee, neyse, bugünlük bu kadar diyelim. Bu Poyraz Yıldırım, Efe Poyraz Yıldırım'la ilgili. Ee, tabii birini daha söyleyeceğim. Geçen sene e, yine bizim söylediğimiz bir oyuncu. Onu da not etmişim buraya. Sadece böyle bir not olarak yani şey olarak Alex Garcia. Bu sene e, Gironayla coştular. Doğu orada Onu da söyleyelim. Ve videomuzu kapatalım. Konu Poyraz Efe Yıldırım'dı. Rasperini Edin Terziç. O geçen seneki şeyler, geçen olaydı. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı da unutmayalım inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.